Evet sevgili arkadaşlar, bugün Çankırı'da ikinci kez Anadolu Kangal Çiftliği'ndeyiz. Atikliğiyle ve çevikliğiyle bildiğimiz kangal köpeklerinin bugün zekasına da şahit olacağız. Türkiye'nin şu an en iyi, yani bizim panter dediğimiz köpeği. Yani Türkiye'de şu an onun üzerinde köpek yok. Şu an tüm dünya üzerinden Herkül'ü görmeye geliyorlar. Acaba bir kangal köpeği şu görmüş olduğunuz demirden atlayabilir mi diyelim ve hadi görelim. Gel gel. Haydi oğlum. Aha. Haydi babam. Harbi çıkacak mı oradan? Çıkacak önce bak. Bunlar kapıyı da parçalar, demiri de parçalar. Yerin altını kazar da çıkar, her şeyi yapar abi. Burası 3 metre, içerisi 8 metre. Bizim kafeslerimiz oldukça büyük. Buradaki kangalların bakımı sana aylık 50 bin TL'ye mal oluyor. Tabii canım. Ya hesaplasam aylık 50 bin lirayı buluyor. Burada 10 yaşını geçkin bir köpek var. Herkes Türkiye o köpeği merak ediyor yani. Adamın kötüsü beylik, cevherin ise çöplükte gezermiş. Garip de öyle işte, biz de çöplükten aldık getirdik buraya. Deri bir kemikli getirdim. Köpek 10 numara bir kangal. Ben şu köpeği buldum, altın bulmuş sandım biliyor musun sen? Hiç geri adım atıyorum bak. Gördün mü köpeği? Maalesef sizin mikrofonu kime tuttuysanız kangal profesör oldu. Geçen izliyorum, adam diyor ki kangal Kafkas'tan gelir diyor. Anadolu çoban köpeğe kurt boğar diyor. Hüseyin dedi ki burada öyle bir köpek var ki dedi. O köpeğe elini sürene dedi. Hatta elini sürene değil, belli bir seviyeye yaklaşana bile dedin. Evet. Oğlağımı hediye ediyorum dedim. Bu senin oğlan. Hediye. Tek mar varlığım bu da ya. Yanaşabilen oğlak alacak. Oğlak ala Türkiye'nin. Onu sen mi denersin, ben mi deneyim? Bir anda bir şey olduğu zaman bir kafesin içine fırlayın direkt. Ben sağlam tutmaya çalışacağım kopağı. Soner çok iddialı. Hadi o zaman. Tamam, herkes çıksın Akif abi. Ben de şimdi bilemedim hayvanı. Şu kafese giriyorum ben de. Hüseyin dönüyor mu? Dönüyor. Hayır. Ne yapıyorsun abi sen? Sanki ne yaptırıyorsun? Aynen. Ama kapacak ha. Evet. Arkadaşlar herkese yepyeni bir Ala Türkiye videosundan selamlar. Türkiye'nin ilk en büyük Anadolu çoban köpeği çiftliğindeyiz. Akif Metin'in yanındayız. Akif abi, seninle efsane bir video çektik. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Çok hayatımızda değişen bir şey olmadı. Aynı köpeklerle, hayvanlarla iç içe devam ediyoruz. Irklar, soylar aynı düzende devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyoruz, üretiyoruz. Lojistik olarak çiftliğin aynı imkanları hala sahip. Büyükbaş mevzusu devam ediyor. Küçükbaş devam ediyor. Kangallar devam ediyor. Anadolu çoban köpekleri devam ediyor. Hepsini ırkına göre üretmeye çalışıyoruz. Abi şeyi açıklık getirmek istiyorum. Biraz önce ilk en büyük dedim. Çünkü sen Türkiye'de böyle bir girişimi, Türk çoban köpekleri çatısı altında böyle büyük bir çiftliği yapan ilk isimsin. Evet. Senden sonra da birçok Türkiye'de çiftlikler açıldı. Şu an Sivas Kangal'da da Türkiye'nin devlet eliyle yapılmış en büyük kangal köpek çiftliği kuruldu. Ve sürekli yeni çiftlikler kurulmaya devam ediyor. Ben bu konuda önce olduğun için de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Demek. Tabii ilk olduk. Hala da en büyüklüğümüzü koruyoruz. Orası ayrı meşhur. Yüz ölçümü olarak Sivas'tan büyük mü orası? Ne kadar ben orayı bilmiyorum. Ama burası 23 dönüm. Burası 23 dönüm. Evet. 23 bin metrekare alan oluşuyor. Şimdi diyeceğim ki seni ilk defa izleyen izleyicilerimiz için bir kendini tanıt diyeceğim ama seni ilk defa büyük ihtimalle izleyen, kangalla ilgilenen ilk defa bu videoda izlemiyordur. Yani çünkü beni Türkiye ve dünya üzerinde yani köpekle alakası olan insanların %99'u tanır diyelim. Evet. Yani belki %1 ihtimal vardır ama genel olarak herkes tanır. Akif abi, şimdi seni bu köpek camiasında bu kadar tanıtan efsane köpeklerini geçen sene görmüştük de büyük ihtimal ölenler oldu, yeni doğanlar oldu. Şimdi artık yeni gelenler oldu, gidenler oldu. Şöyle baştan bir başlayıp başlayalım. Şimdi artık eski köpeklerimizden ziyade artık onların torunları artık kendilerini sergileyemeye başladı. Bu bizim için daha çok mutluluk veriyor. Çünkü yıllarca vermiş olduğumuz emeklerin karşılığında üretmiş olduklarımızın köpeklerin yavrularının daha üst seviyede olduklarını görmek bizim bu işte ne kadar düzgün, ne kadar bilinçli bir üretim yaptığımızın da ortaya koymuş oluyor. Yani iki köpeği alıp da besleyip üretmek çok kolay ama aynı benzerinde, aynı karakteri ve daha iyisini üretmek için daha zorlu. Bu da soy takibi, bilgi, tecrübeden kaynaklanıyor. Tabii yani o düzeni sürekli koruyabilmek zaten istikrar köpekte de. Biz güvercin camiasında da hep aynı şeyi söyleriz. İstikrar en önemlisi. Şöyle şey yapalım abi istersen. Tamam. Hüseyin hangi? Bir Herkül'ü getir. Mesela ben şimdi sana bir köpek çıkaracağım. Türkiye'nin şu an en iyi, hani bizim panter dediğimiz köpeği. Yani Türkiye'de şu an onun üzerinde köpek yok. Şu an tüm dünya üzerinden Herkül'ü görmeye geliyorlar. Kendi ürettiğim köpeklerimin yavrusu, yani benim torun diyeyim. Yani en aşağı bir 10 küsur yıl emek verdiğim bir köpeğimizin devamından gelen bir
köpek. Herkül. Kangal mıdır abi? Kangal, panter. Bak. Panter kangal. Evet. O meşhur. Şimdi kangalı bir duyuyoruz. Normal evet. Kangalı biliyoruz. Bizim, bir de panter diye duyduğumuz evet. Türler var. Şimdi sen aha Türkiye'ye geziyorsun. Şimdi Akif abi, teyit etmek için soruyorum. Evet. Türkiye'de panter soylarına evet. Mensup en iyi köpeklerden en birisi En iyisi midir? Şu an bu kardeşim. En iyisi. Evet. Bu boyda, bu salda, bu fizikte şu an bir köpek Türkiye'de yok. Şöyle Soner, özellikle basarları görmeni istiyorum. Ben abi köpeği incelemede yavaş yavaş bir şeyler öğreniyorum evet. Ama yorumlamada hala çok eksiğimiz var. Çünkü evet. Kangal konusu çok tartışmalı bir konu. Çok birazdan onlara konu. Da değineceğim seninle. Sen de çok dolmuşsun evet. Çünkü o konuda. Çünkü sizde kime mikrofon tutsanız kangal profesörü oldu. Evet. Profesör oldu diyeyim sana doğrusu. Abi basar ama konusunda... Mesela şey çıkarsana rüzgar karşısına. Basar konusunda bu köpeği sen değerlendirecek olursan... Şimdi benim burada 100 tane köpeğim var. Hem kangal olsun hem Anadolu çoban köpeği olsun. Basarları hep aynıdır. Yani biz bütün ürettiğimiz köpeklerin fiziksel özellikleri dümdüzgün olacak. Yani bu kangal da olsa, Anadolu çoban köpeği de olsa fark eden bir şey yok. Yani arka ayakları, ön ayakları aynı daha önce de anlattığım gibi düz. Yani çap bozuk olmayacak. Bak tam şu pozisyonda Soner görmeni istiyorum. Sol arka ayağını özellikle. Gelen bir Anadolu çoban köpeği. Bak. Abi bu arada gerçekten boy olarak, sal olarak çok hoşuma giden bir köpek gerçekten oldu. Gerçekten çok süper kafa, bir köpek. Kafa yapısı. Bak. O senin söylediğin şey vardı ya evet. Kurda benzeyecek evet. Diye. Bak bunlar benim kendi ürettiğim köpekler kardeşim. Kuyruk da şu an kuyruk evet, tutumu da kuyruk, evet. Kuyruk tutumu da bahsedilen kangal standartlarına en uygun olanı. Abi inan Herkül'den haberdar değildim. Herkül'ün şu anki şu pozisyonu var ya. Evet. Türkiye'de gördüklerim arasında en iyisi diyebilirim. En iyisi bu. Çünkü ben yıllardır bu işi yaptığım için en iyisi diyebiliyorum. Bunun peki abi Herkül'ün soyu nereye dayanıyor? Kardeşim ben bunun babasını da ben kendim ürettim. Ben bunun dedesini o zaman ta Sivas'tan getirmiştim. Babası burada mıydı bizde geçen geldiğimizde? Babası siz geçen geldiğinizde buradaydı. Oğlu yoktu, babası gitti. Buradaydı değil mi? Oğlunu getirdim. Bu köpek şu an 2 yaşını yeni geçti. Annesinden doğdu, doğalı sürüdeydi, davardaydı. Bu davarda büyüdü. Çiftlikte falan büyütmedik biz bunu. Ciğeri de açık o zaman. Tabii canım. Annesinden kurda gitti, domuza gitti, her şeye gitti. Annesi şu an hala şeyde sürüde. Bu da sürüde büyüdü. Babası artık emekli olunca biz oğlunu getirdik. Anne baba mesleğini yapıyor şu an yani. Aynen koruma, öyle. Koruma köpeği değil de sürü artık köpeği şu olarak. An artık üretimi yapıyor. Bunun tek işi kendini göstermek ve çiftleşmek. Artık başka bir şey yok. Soyunu devam ettirmek. Aslında Erkan abinin bir yorumu var abi gelsene. Erkan abim de Almanya'dan geldi. Herkül hayranı. Herkül'ü görmek için mi geldin abi Almanya'dan? Sen ne diyorsun abi Herkül'le ilgili? Vallahi ben dün de dedim. Dün video çektik beraber. Dün de dedim. Herkül köpeklerin aleminde Cristiano Ronaldo. Köpek aleminde Cristiano Ronaldo. Bir üstü yok. Maksimum yani. Messi'si falan değil yok, yani. Direkt Ronaldo'su. Cristiano Ronaldo köpek aleminde. Neden peki abi senin için bu kadar önemli köpek? Neden Cristiano Ronaldo? Abi ben çok köpek gördüm, baktım. Bizim orada da Almanya'da da baktım ama böylesini görmedim yani. Peki Akif abisi özellikle Herkül'ü senin elindeki diğer kangallardan veya çoban köpeklerinden ayıran başlıca özellikler nelerdir? Ya bir kere ilk baştaki soy ağacı. Yani benim için en önemli olan köpek değil soy. Ondan sonra ben köpeğin diğer özelliklerine bakıyorum. Yani şu köpeğe baktığın zaman salı görüyor musunuz köpekteki salı? Bir de şey orantı da söz konusu. Orantı da çok güzel. Köpeğin orantı. Uzun salı, vücut yapısı, kasları. Bak mesela köpeğin ön ayaklarına bakar mısın kardeşim? Bak bunlar şiş değil, bunlar kas. Gördün mü? Çoğu köpekte olmaz bak. Bak 100 tane köpek gibi böyle kas bulamazsın. Gördün mü? Şu, şuraya bak. Şunlar zaman... kas. Aynen Erkan abinin dediği gibi Ronaldo'nun ayakları gibi. Gördün mü bak? Normal yağ besi yok bak. Bunlar kas hep köpeğin. Peki tüy rengi ve üzerindeki izler olarak değerlendirecek olursan mesela kara kırçıl. Bu soyunun en iyi temsilcilerinden işte renk olarak. Kara kırçıl da diyebilir miyiz buna? Tabii kara kırçıl. İşte panter dediğimiz kara kırçıl. Kara kırçılla panter aynı şey mi? Aynı şey. Bu zaten panter ismini renklerinden alıyorlar kara kırçıl oluşlarından. Şimdi köpeğin soy hatlarını tamamlayan en iyi köpek dediğim o. Hem renk, kara kırçıl dediğimiz zaman kırçıl, döş arması gördüğün gibi salı, boyu, posu. Daha diş yapısına köpek, bakalım mı abi? Bu daha bu köpek daha 2 yaşını yeni geçti kardeşim. Daha enik bu. Evet dişleri de gayet sağlam. Hala yani bu da aktif olarak sürüde iş yapabileceğini gösteriyor. Daha 2 yaş, daha bu 10 yıl daha sürüye gider. 10 yıl daha sürüye gider tamam mi? Ama bir sürüye göndermeyeyim ben bunu artık. Bitti. Peki bir köpek ne zaman emekli olur abi sürü için? 10 yıldan sonra. 10 yaşından aynen, sonra? Aynen burada 10 yaşını geçkin bir köpek var. Sana onu göstereceğim şimdi. Olayını anlatayım. Bizim bir köpek vardı dirseklerinden ameliyat olması için. Arkadaşını oraya götürdük. Orada barınağa bir adam köpek bırakmaya geldi. Yaşlanmış. Ondan sonra penis falan dışarıda. Köpek ama orijinalin orijinal diyecek bir köpek. Ondan sonra dayı sen bu köpeği ne yapacaksın dedim. Buraya bırak.
bırakacağım dedi. Ondan sonra köpeği hemen aldım. Şu an herkes Türkiye o köpeği merak ediyor yani. Bir deri bir kemikti, getirdim, düzeldi. Şimdi biraz penisinde bir sorun var. Bir onu düzeltemedik. Onu da düzelttiğimiz zaman köpek 10 numara bir kangal. Görürsün biraz sonra. O zaman anlarsın. Köpeğin soyunu da araştırdık. Gerçekten çok kurt boğmuş. Ondan sonra çok da cesur bu köpek olduğunu. Biz köpeği aldıktan sonra insanlar Messenger'dan, Instagram'dan bize ulaştılar. Yani köpeği anlattılar. Yani anlamak istediğim şu. Biz köpeği şuradan görünce biliyoruz. O zaman abi şöyle devam edelim. Aynen. Herkül'le zirvede başladık. Devamındaki köpekleri de merak ediyorum. Ya. Sevgili arkadaşlar, videoyu çok önemli bir konu için çok kısa bölüyorum. Biliyorsunuz ki Türkiye'de SMA hastası olan bebeklerimiz bizi son derece üzüyor. Ve bu bebeklerimiz için de biz Alatürkiye YouTube kanalı olarak da üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Buradan Elif Ecrin Bebek için yürütülen kampanyaya Alatürkiye YouTube kanalı olarak biz de destek verdiğimizi belirtiyoruz. Bu SMA hastası bebeğimize nasıl başta bulunabileceğinizle ilgili açıklamaları videonun açıklama kısmında yazmış olacağız. Sizden dediğimiz gibi ricamız, bu konuya hassasiyet gösterirseniz çok mutlu oluruz. Hadi videoya devam edelim. Bak şimdi, köpeğin salının yüzekliğini öğrenmek için bir bak bakayım. Gel. Bayağı uzun bir köpek. Evet, uzun abi köpek. Gerçekten uzun bir köpek. Gördün ki mü? Şu pozisyonu sanırım bu normal. Her köpek vermez. Kurt peşinde koşarken açtığı bacak boyu diyebilir miyiz buna? Çok süratli. Ölçtün mü abi, kaç santim? Ölçmedim ama yani 85-90 arası var. Bakalım mı, metremiz var mı? Metremiz yok. Ben köpeklerin boyunu çok ölçen biri değilim. Bunu da ölçmedim. Santime boy konusunda. Ama boyu bilirim, 85'ten 90 arası gelir. Mesela Yavuz'un oğlu var. Yavuz'un oğlunu çıkarsana Hüseyin. Şimdi bu da şey gibi başlayacak o zaman Akif abi. Geçen sefer dedik ya Ayaz, normal Ayaz, Ayaz S, Ayaz S. Herkül. Bu üçüncü Herkül. Herkül Promax diyebiliriz o zaman. Evet Promax, bu üçüncü Herkül. Bak kapıyı açtığı zaman hemen dikelir. Bir de bunların şöyle boyu var. Bu köpekler havlamıyor. Herkül soy havlamaz. İcraat. Hiç havlamaz. Hav hav sesi duyamazsın. Ne kadar sinirlenirse sinirlensin havlama olmaz diyorsun. O da işte sürüde büyümüş olmasın bir şeyi. Hani sizin ilk videoda anlattım ya hani kurda giden köpek havlamaz diye. Sürüde yetiştiği için havlamıyor. Çünkü havlarsa kurdu kaçıracağını biliyor. Aynen havlamaz. Bunun babası da havlamazdı, dedesi de havlamazdı. Kurdu yakalamak da bunun için bir şenlik. Yani. Canına minnet kurdu bunun yakalarsa. Bunun en büyük sevdiğim özelliği varak direkt döş vurması. O anı bize anlatır mısın hiç? Bunda denk geldiğin bir anlattın yani bunu, mı kurtla karşı karşıya? Kurtla denk gelme de yani köpeklere koşup varıp hemen yani hiç koklaşma olanağı yok. Varıp diğer, döş vuruyor. Diğer sürü köpekleriyle aynen, falan. Aynen. Direkt varıp döş vuruyor. Mesela o da Yavuz. Barış Çiçek. Onun Yavuz'u var. Onun oğlu. Yavuz'un annesi kim peki bunun? Annesi Duman Dişi onun. Annesi Duman Dişi, babası Yavuz Sivas'tan. Evet. Barış Çiçek'in Yavuz'u. Bunun adı ne? O da Yavuz. Ha bu da Yavuz. He o da Yavuz. Yavuz Eldivan Şubesi. Evet. Bunun mesela işte sal konusunda değerlendirecek olursak evet. Arada ciddi bir fark var. Yani Yavuz Herkül'ün üçte biri kadar. Aynen sal konusunda daha kısa ama boy konusunda yine ideal değil mi? Boyda yakın. Yan yana geldiği zaman böyle olur. Murat getirsene be. Yükseklikte ideal ama sal konusunda kısa, kuyruk gayet güzel. Kuyruk yapısı çok güzel. Yavrular da çok güzel çıkıyor. Yavrular da var. Basarları da Soner şöyle görüyorsun. Mesela yere bir tane şöyle düz bir çubuk saplamış olsak çubuk hiçbir şekilde şey yapmıyor. Şimdi yan yana geldiği zaman anlarsın köpekleri. Yok. Herkül'e karşı yemedi abi. Güç oyunu bozar. Aynen güç oyunu bozar. Getir. Yok abi Herkül'e karşı yemiyor. Biraz onun ayağı yara. Sürüdeydi. Yara kaptı. 3 aydır dağdaydı. Yeni getirdim. O Yavuz'u da biraz inceleyelim mi abi? İnceleyelim. Özellikle %100 kangal mıdır? Bunlar kangal. Bu kangal köpeği. %100 kangal olarak adlandırabileceğimiz bir köpek bu. Hep tarif ettiğimiz köpeklerdi. Bunlar Herkül'e göre biraz daha ufak yapıda bir köpekler. Halbuki Herkül'e de aşağı yukarı aynı soydan gelirler. Tabii biraz soy farkı olduğu için o daha büyük. Bu biraz daha ufak. Biraz daha atik. Biraz daha serin. Mesela bu da kuyruk yapısı olarak kendini sergileyen güzel bir kangal köpeği. Evet özellikle kuyruğu yani şey oluşuyor. Evet. Diyorlar ya derli toplu köpek diye adlandırılan var ya gayet. Benim pek kuyruk takıntım olmadığı için. Kaç aylık köpek abi? Bu 2 yaşına geldi ya. Ama kitap gibi köpek. Aynen. Bacaklar falan. Aynen. Çok koşarkenki performansını tahmin edebiliyorum. Aynen çok da güzel koşuyor. Çok da iyi cesur. Bakma şimdi Herkül'ün karşısındaki çekildiğine ama cesur yani. Abi ama o da Herkül yani. Aynen. Herkül duruşuyla, özgüveniyle Herkül yeter yani. Baksana abi duruşuna. Yani. Boyuyla, posuyla. O da haliyle çekiniyor. Sonuçta bu da Türk çoban köpeği abi. Abi hepsi bizim köpeğimiz. Zekasını kullanıyor. Dikleneceği hayvanı da kendisi iyi biliyor. Sürüye gönderip denemediği köpek burada işi yok.
Ilgaz vardı. Hani ilk videodaki anlattığım gerçek Bitlis'ten getirmiş olduğum köpek var. Aynen. Mesela onun oğlu var. Onu göstereyim. Olur diğer abi. Videoda göstermedim. Burada devamında göreceğimiz öyle özellikle zaten burada yüzlerce orada köpek. Orada dişler var. Erkekleri getiriyorum tek tek. Sonra dişleri çıkaracağım. He tamam. Şimdi burada mesela o da benim tarif ettiğime uyan bir köpek. Güzel bir köpek. Kendi ürettiğim bir köpek. Ben şu an sana ürettiğim köpekleri gösteriyorum. Torunları gösteriyorum. Boşver büyükleri. Büyükleri geçtiriyorsun. Aynen. Şimdi Ilgaz. Ilgaz'ın oğlu Argun. Ilgaz'ın oğlu Argun. Argun. He, Argun diye yeni evet. Bir köpek doğuyor o zaman. Evet. Onu da bugün getirdim çiftliğe. Onun paylaşımlarını yapacağım. Ya benim çok köpeğim var. Hepsi burada değil. Sağda solda eşte dostta. Böyle hani gizli hazine olarak ayırıyoruz hepsini. Hepsinin burada olmamış hali bu mu abi? Evet. Şöyle saysam en baştan şu tarafa kadar. Şöyle dönsem gelsem 100 tane var herhalde değil mi? Daha çok köpek 100 var mı şu an burada köpek? Var. Ha geliyor da. O da Ilgaz'ın oğlu Argun. Argun'un ama bacak boyu biraz kısa kalmış kısa. Abi. Ama çok kalın bir köpek o da. Aynen. Ya şimdi hepsini bir köpekle döştüm, toplamak çok, zor. Çok döşlü bir çok köpek. Çok döşlü bir köpek. Bak kafa yapısına bak, kuyruk yapısı. Olağanüstü bir döş yapısı var köpek. Gördün mü? Kangal mıdır abi? Saf kangal. Saf kangal. Evet. Şu an gördüğümüz Ilgaz'ın oğlu Argun. Murat tutar mısın? Hani o tarif ettiğimiz kafa yapısı. Bir hani de gözler Argun, çekik, sürmeli. Argun'u görelim abi bir de şöyle. Bak. Gördün mü? Kafa yapısına bak köpeğin. Şey diyorlar alın stopu dedikleri mevzu. Ama Murat ne yapıyorsun? Aynen. Alın stopu dedikleri mevzu yok değil mi? Yok yok. Alın yok. Stopu yok. Yok. Alın stop olabilir de kardeşim. Yani havalana kadar düz olmasına gerek yok köpeğin. Kafa yapısı büyüktür köpeğin. Bak şimdi bu kaşları kaldırdığı zaman alın stopu var gibi. Ama gel şöyle kafasını kaldır. Ağzını kapat. Aha indir düz. Aynen. Anladın yani mı? Çok çok ufak bir öyle sert bir olur şey. Olur yani yok. Bu köpeğin kafası büyük zaten. Ama dediğim gibi abi benim gittiğim yerler arasında gerçekten orantı anlamında çok böyle güzel gördüğüm köpeklerden. İnşallah Türkiye'de bir yarışma olursa listenin başına gelir yani. İnsanlara da göstereceğiz. Benim gurur duyduğum, yıllarca emek verdiğim bir köpek. Akif abi videoda başlamadan önce biraz önce otururken dedin ki kangal konusunda söyleyeceklerim var dedin. Evet maalesef sizin mikrofonu kime tuttuysanız kangal profesör oldu. Geçen izliyorum adam diyor ki kangal Kafkas'tan gelir diyor. Anadolu çoban köpeğe kurt boğar diyor. Ya şimdi kurt boğmak tamam Anadolu çoban köpeğe boğabilir ama 100 kiloluk 90 kiloluk köpek de daha aşıp da kurt boğması imkansız. Öyle bir şey yok. Ha kurdu itin önüne atarsan o zaman belki boğabilir kafesi güzel. Ama ya şimdi şu dağa bırakalım köpekleri. Şu köpek 2 dakikada varır. Şu zorbayı, ha şu zorba. Ya şu dağın başına nasıl çıkacak kardeşim ya? Yani zorbanın evet bir 300 metresi falan var herhalde. Yani 300 metre. 300 metreden bu da 3000 sonra... metresi var bunda. Yani arada fark çok uzun. Yani demek istediğim şu. Tamam. Sizin yaptığınız çok güzel bir şey. Gerçekten Türkiye'deki köpek besleyen insanları bizleri geç. Hani biz tanınıyoruz. Tanımayan insanları da kamera karşısına çıkardınız. Hem köpekleri göründü hem kendileri göründü. Gerçekten çok iyi bir şey oldu. Çünkü o insanlar kendilerini tanıtamadılar. Köpeklerini gösteremediler. En azından sizin sayenizde hatıra oldu. Bir önem kazandı. Ya bu da bunu gerçekten takdir ediyorum yani. Ve gündeme gelme şeyi arttı. Yani kangal tabii, konusunda Anadolu tabii, çoban tabii. Köpeği ya bizim konusunda... amacımız o zaten ya Haruncuğum. Aslında benim amacım ne biliyor musun? Türk kangalı. Şimdi kardeşim Alman'ın bir tane kurdu var el kadar. Ya dünyada meşhur olmuş Alman kurdu. Lan bizim aslanlarımız var kardeşim ya. Bırakın birbirinin köpeğine laf atmayın. Lan kendi aslanını tanı. Türk kangalı bunlar. Alman kurdu, Alman çoban köpeği bunun onda getir biri kadar, yanına. Bak, bunun onda biri olan kadar köpek dünya tanıyor. Alman kurdu. O da Türk kangalı kardeşim. Türk aslanı. Amacım bu köpekleri dünyaya tanıtabilmek. Mesela şey Kars'taki abimiz diyor ya kangalın soyu işte Kafkas'a dayanır diyor. Yok canım ne alakası mesela var ya? Mantığı bana anlattığı videoda söylediği şu. Diyor ki zamanında işte Orta Asya'dan gelen bu köpekler diyor gelirken yavaş yavaş soğuk iklimden sıcak iklime geçişte post yapısı değişerek diyor. Anadolu'da en son ya halini almış şey ve kangal olmuş diyor. Öyle bir şey yok. Karadeniz daha çoban köpekleri. Ya tamam köpeğin atası kurttur köken olarak ama şimdi bir kangalla şimdi bir Kars çoban köpeğinin kıllı köpeğinin bir alakası öyle olsa bu köpeklerin soyu o köpeklerden çıkar, kıllı köpekler çıkar. Köpek 7 7 nesli atıyor, 10 neslini atıyor. Tamam yani bunda bir hata olsa, ırkında hata olsa bunların yavrularına çıkar öyle bir şey yok. Bu kangal farklı bir köpek. Anadolu çoban köpeği farklı bir köpek. Akbaştan panter yavru çıkıyor mu? Tabii yani evet akbaşların altından mesela öyle çok farklı yavrular çıktı pek görülmüyor. Yani ırkı sağlamsa çıkmaz yani. Beyaz köpeğin altından böyle bu renkte köpek çıkıyorsa demek ki köpeğin soyunda var bir sıkıntı. Yani bir damar girmiş. Peki bunun mesela baba, anne falan hep böyle kara kırçıl mıydı? Hep bu kara kırçıl. Panter olarak. Hep... Aynen. Benim zaten amacı bu soyda bu rengi tutturup bu şekilde köpek üretebilmek. Tekrardan şeyi de sorayım. Kara kırçılla panter aynı şey dedin. Aynı. Panter soy, sadece soy. Panter sadece bir kişinin üretimi olduğu için hayır, o soya verilmiş soy, isim. Soy ağacı. Mesela bu panter soyu, o Ilgaz soyu o şekilde devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Farklı köpekler değiller. Ama panter çok zengin bir soy değil mi? Panter çok zengin bir soy. Çok tutulan bir köpekler. Çok da talep gören bir köpekler. Türkiye'de şu an çoğu ilde var mıdır panter? Ya Avustralya'ya kadar var bunlardan ya. Bayağı ya dünya. Bunun dedesinin
Kardeşi Avustralya'daydı. Oraya kadar gitti, orada tabii görev canım. Yapıyor. Tabii. Ben buradan dünyanın her ülkesine gönderiyorum. Şimdi ben bunun kardeşlerini gönderiyorum. Ta Amerika'da var. Adama dedim ki onun kuyruğu simit dedim. Köpeğin adını simit koymuş. O da Türkçe bilmiyor. Ben İngilizce bilmiyorum hesabı. Yani köpeğin adı simit kaldı. O da Herkül'ün oğluydu mesela. Dediğim gibi kangal konusunda şöyle. Bizim zaten videolarımızın başında da söylüyoruz. Kangal bizim kangal çoban köpeği, Anadolu çoban köpeği, Kafkas çoban köpeği, Karadeniz dağ çoban köpeği, Akbaş, Malaklı hepsi bizim köpeğimiz. Türk çoban köpekleri bizim milli gururumuz abi. Çünkü gittiğimiz birçok yerde farklı insanlarla muhabbet ederken duyuyoruz. Dünya genelinde bizden daha çok önem veren yerler var tabii, bu köpeklere. Tabii. Yani biz Türkiye'de hala bu hayvanların hakkını verebilir vaziyette değiliz. Veremiyoruz. Geçen ben bir tane liste gördüm. Dünyadaki bütün köpek ırkları var. Ya oraya kangal diye bir köpek koymuşlar. Bildiğin zar ya. Ya zar koymuşlar. Yani güzel bir kangal köpeğe resmi oraya konamaz mı yani? Logosu. Yani her ırk yazıyor dünya üzerindeki ırkla. Bizim kangal köpeğine en alakasız köpeğe koymuşlar abi. Şimdi gel bu işin içinden çık. Bunun işte uluslararası camiada tescillenmesi gerekiyor. Bir abimiz var Aksaray'da, diyor ki sen kendi ülkende tescillesen ne olur diyor. Sınır kapısını geçtikten sonra. Ama bak şimdi şöyle. Biz daha kendi ülkemize tescil edemedik. Sıkıntı orada. Önce sen bir tescille kabul ettir. Sonra dışarıya kabul ettirmesi kolay. Biz kendi aramızda bu konuları çözemedik. Hali hazırda hangi aşamadayız abi kangal? Hiçbir aşama yok. Yani devletin bir müdahalesi yok yani. Kangal bulur ya da bu köpeklere sahip çıkılsın, bir destek verilsin yok. Burası dünyanın en büyük kangal çiftliği. Burada mı devlet büyüğü gelip de ya siz burada ne yapıyorsunuz? Nasıl üretiyorsunuz diyen olmadı yani. Dünya her hayvana destek var, buna yok. Açık bir davet midir abi bu? Tabii canım, gelen her zaman kapımız açık, i̇şte, sıkıntı yok. Devlet büyüklerimizden bu işin öncülüğünü yapmak kapı isteyen isimler değil mi? Kapı, evet, kapı tamam, kapanmıyor kapı açık, da. Herkes girebilir, sıkıntı yok. Kapımız herkese açık. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Gurur verici olaylar da yaşanıyor. Videonun başında bahsettiğim gibi. Şu an Sivas Kangal'da sadece kangal üzerine, hani Anadolu çoban köpeği evet. falan değil, sadece kangal üzerine Kangal Kaymakamlığı'nın yapmış olduğu çok güzel ya, bir tesis güzel bir var. Şey ya. Ne güzel bir şey. Keşke mesela diyorum ki Aksaray'da da Aksaray Malaklısı için tabii. yapılsa, Eskişehir'de de Akbaş için yapılsa. Orayı yapan devlet, burayı yapan şahıs. Evet, orayı yapan devlet, burayı yapan şahıs. Yetişmek zor. Yetişmek zor. Şimdi insanlar buraya geliyor, o ne kadar güzel yer yapmışsın, ne kadar güzel köpek de var deyip gidiyor. Çünkü düşünmüyor insanlar. Şimdi senin kıyafet bu değil zaten bir kere. Yok canım, bu değil. İşte bu kamera karşısına çıkıyor da biraz yakışıklı olan falan diye. Gözlük falan bu değil abi. Gözlük normal. Takıyorum. Ha, takıyorsun mu? Ha, gözlük hep takıyorum. Her daim vardır. Evet, gözlerim için takıyorum. Peki geçtiğimiz sene Kasım ayında senin yanındaydık abi. Evet. Burada güzel bir video yaptık. O dönemden bu döneme aylık maliyetlerin ciddi ben daha bugüne değişti. Kadar hiç hesaplamadım. Ne hesaplayalım mı abi? Ya hesaplasam aylık 50 bin lirayı buluyor. Buradaki kangalların bakımı sana aylık 50 bin TL'ye mal oluyor. Tabii canım. Neler var abi bunun içinde? Ne yok ki abi? Çalışan. Aslında ne geliyor? Çalışan. Çalışanın maaşı, sigortası, elektriği, suyu. Ondan sonra yeme, içme, köp. Ya bir bayat ekmek olmuş 2 lira. Onu da parayla bulamıyoruz. Mama kaç lira? 600 lira. 600 lira. Ha, bugün mama sipariş verdik. Torbası 600 lira ya. Ayda sadece 10 torba gidiyor. Ayda sadece 10 torba. Ya o da yavrulara veriyoruz. Sadece büyüklere değil. Olan. Sadece mama. Yavrular için. Büyüklere yani zaten mama yok herhalde. Şu köpeğe günlük 5 ekmek versen, bir köpeğe günlük 10 lira yapar. 100 köpek var. Peki ekmek bunların beslenmesi pardon, için en yeterli düşük, düzende en, mi? Yok hayır, ekmek vermiyorum. Yal yapıyorsun. Minimum anlatıyorum ben sana. Şimdi bir torba un 500 lira oldu. Sen en basitinden diyorsun. Ekmekle bile beslesen diyorsun. Ben bunların günlük yeme maliyeti günlük en düşük 1500-2000 lira buranın. Bir torba un katıyoruz. Ciddi para ya. Bir torba un katıyoruz 500 lira. 500 lira da ekmek katsan 1000 lira. Yumurta falan zaten. Onları katma. Zor. 1000 lira. Ayda 30 bin lira. Maaş, sigorta, elektrik, su hesabını sen yap. Personel de çalışıyor burada. Tabii. Ya biz işte diğer hayvancılık falan da yapıyoruz. Oradan buraya katıyoruz. Buradan oraya katıyoruz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Başka neler var abi? Büyükbaş hayvancılık da yapıyoruz işte. Kaç tane var şu an? Geçtiğimiz var, sene var. Onlar şu an yaylada şimdi. Artık bahar geldi ya. Ha, yaylaya gönderdin. Şu an yaylada yaylıyorlar. Burada şu an şeyler var. Buzağlar var. Buzağı. Onlar da alsat yapıyoruz. O işte yapıyoruz. Ha, alsat yapıyorsun. Evet. Mecbur ticaret yapmak zorunda. Şimdi ben abi, yoksa... sadece köpek üzerinden kaldığım zaman ya bunlara bakmamız söz konusu değil. Ben sana şöyle anlatayım. İnsanların hep yadırgadıkları şu. Ben 3 sene önce 5 bin liraya yavru veriyordum. Hala şu an 5 bin liraya yavru satmaya çalışıyoruz. Asgari ücret olmuş 5,5 lira. Asgari ücret 1,5 lirayken biz 3 bin liraya 4 bin liraya enik satıyorduk. O zaman mamanın torbası 50 lira 100 liraydı. Bir şekilde burada ayakta duruyordu. Şu an zaten biz buradan kazan... Ya 6 enik satsam ayda bunlar yiyor. Anlıyor musun? 6 enik hani 5'erden. Aynen. En düşük şartlarda enik satsa 30 bin lira yapar. Onu da köpekler yiyor zaten. Abo diyorlar ya, bir torba mama olmuş 600 lira. Bir aşı 150 lira olmuş. Köpeğe zaten 3 aşı vuruyorsun 500 lira. Sen, evet. Bir torbada mama yese 1 milyar zaten yedi. Aynen, yani. Zaten hayvan yedi o parayı. Yani bir yavru üretebilmek için de sen bir yıl emek veriyorsun. Bir de sadece yedi. Bir de buranın tesis masraflarını ya, tabii canım, falan da kattığın şuradaki zaman. Demir malzemeyi söksem satsam köpekle uğraşmam. 1 milyon tutar ya. Doğru, sırf demirleri söksen abi. Ya geçen arkadaş geldi. 100 bin lirayı vadeli hesaba koymuş. 26 milyar faiz almış lan. Biz şuralarda uğraşıyoruz ama bizimki hastalık. Tabii yani sen... bizim bundan parayla işimiz yok. Şimdi sen bu köpeği görüyorsun ya, Herkül'ü. O bana milyarlardan değerli bir şey. Yani maddi anlamda değil. Tabii para versen alamayacağım bir köpek. Yok onu kimse parayla alamaz o köpeği zaten. Şaka maka değil. Gerçekten alamaz.
olmaz yani. Hani böyle internete atıyorlar hani 200 bin lira verir 300 bin. Onların hepsi hikayeden anlatıyor. Onlar o paraları görürler hemen verirler. Onlara alay yalan. Ama sen buna 200-300 de verseler sen de vermem ama şimdi benim 200'e bak şimdi oluyor. Benim 200-300'e satıp da onun parasına ihtiyacım yok benim. Satmam o köpeği. Anlıyor musun? Yavrusunu satarım diyor. Yavrusunu satacağım 10 bin lira veririm yavrusunu. Yavruyu veriyoruz. Yavrusu çok gidiyor. Kaç tane yavrusunu aldın abi? Bir de dişisi kimdi yavruların? Dişileri başka yere doğurtuyor. Serkan'la orada doğum yapıyorlar. Serkan? Bizim gözlükçü arkadaş var ya. He, Serkan'ın orada. Aynen. Şimdi burada çok stres sıkıntı oluyor. Dişleri burada doğum yaptırmıyoruz. Dişi devamlı kalkıyor bu sefer yavru emzirmiyor. Aynen çok gürültü olunca. Aynen o yüzden şey rahatsız olunca oldukları için dişleri burada çok doğum yaptırmıyoruz. Ama iki tane burada yavrusu var. Dişi az doğum yaptı diye onu koyduk. Onu koy abim istersen. Ben sana Herkül. Hatta Herkül'ün bir oğlu var. Herkül'ün oğlunu getir bakalım görsünler. Herkül'ün oğlu Herkül. Evet, dördüncü Herkül. Dördüncü Herkül. Evet. O da 14'te çıkacakmış da Ekim'de falan çıkacakmış. O da öyle olur. Herkül 14 diyoruz evet. O zaman ona. Şimdi insanlar gerçekten hani sosyal medyada yargılaması gerçekten çok kolay. Ben değil. Bu köpeklere kim hizmet veriyor? Gerçekten zor. Ele bir köpeği üretmek dünyanın en zor işi. Ben hayvancılıkta yapıyorum. Hayvan bundan 1000 kat daha kolay. Hayvan şu an 100 tane hayvan var. Daha da yerliyor. Bir kuruş masrafı yok çoban parasından başka. Ama bu köpekler devamlı hizmet istiyor. Her gün yemeğe, suyu verilecek, çiftleşme dönemi takip edilecek, aşı dönemi takip edilecek. Yani saymakla bitmiyor. Yani hayvancılığın yanı sıra ekstrası var bunların. Tabii. Ondan bahsediyoruz. Ya ekstrası çok fazla. Şimdi ben buraya kapatıp gitme şansım var mı? Ya ben 2 gün çiftliğe gitmeyeceğim ya da uğramayacağım deme bir şansın yok ki. Dükkan değil ki. Bunlar hep canlı hayvan. Buraya 2 gün gelmesen hayvan aç kalır, susuz kalır, ölür yani. Abi geçenlerde bir... Hayatını adıyorsun. Ben hayatımı adadım bu işe yani. Akif abi geçen bir söylenti duydum abi. Akif Metin köpeklerini satıyor diye, elindekileri veriyor falan evet diye. O durum nedir mevzu? Şey sadece damızlık sayımızı azaltmaya çalışıyoruz. Hani bu maliyetlerden kaynaklanıyor. Çünkü bir 100 üzeri damızlık köpeğimiz vardı. Şu an bir 70'e kadar düşürdük. Biz de şöyle satıyoruz. Her köpeği zaten satmıyoruz. Hani mesela şimdi bende hastalık olduğu için her soydan 3 tane bırakmışız. Bir dermanın 3 tane kızı var. Ya normalde bana 2 tanesi yeter. Hani biz 3 tane de bir tanesini veriyoruz. Hatta belki öyle bir köpekse bir tanesi de yeter. Değil yani mi? Ama hep aynı olduğu için ya ben aman şu kalsın aman bu kalsın o yüzden benim köpek sayım azalmıyor. Yani 3 taneden hani bir tanesini verelim. Mesela Karay'ı vardı senin o videoda geldiğinde. Hı, mesela onu verdim Kayseri'ye. O gitti. O peki geçtiğimiz videoya şey dünyanın en büyük köpeği diye bahsettin. O rahmetli oldu. Rahmetli ya mi oldu? He öldü ya. Kapak resmindeki. Kapak resmindeki evet. Mesela Karay'ı verdik. Niye verdik? Çünkü aynı tonda, aynı tipte, aynı soyda köpek var. Mesela Herkül var. Şimdi Herkül'le Karay'ın durmasının bana bir avantajı yok. Ya dişleri Karay'a çekeceğiz ya Herkül'e çekeceğiz. Anladın Karay'ın musun? Da altından gelenler elinde hala mevcut zaten. Tabii canım bizde hepsi mevcut. O yüzden biz Karay'dan yana tercihimizi kullandık. Karay'ı verdik. Peki elinden komple yok ettiğin torunları tospaları yok dahil bir soy var mı elinden? Yok. Ben artık buna bakmayacağım. Yok bu köpek öyle bir köpek. Beni... Ha şey vardı eskilerden Zindan vardı. O da çok meşhur bir köpekti. O zaman kimse YouTube falan çekmiyordu. Biz o zamanlar keşke YouTube çekseydik yani video. İnsanlar gördü mesela. Habertürk'teki programda var. Olağanüstü bir köpekti. Annesi Alaba'ydı. Babası bizim güdük soy dediğimiz köpeklerdendi. Habertürk'teki dediğim bir stüdyoda hep beraber evet, yan yana evet, siyah bir köpek ha vardı mesela. O köpeğin soyundan bırakmadım. O zaman meraklandı kaldı. Kanında yabancı ırk olduğu için. Yani o köpeği hem üretmedik hem de soyundan olanlar da vardı. Onlar da verdim. Kafanda soru işareti bırakmamak için. Soru işareti kalmasın diye. Ben tarzıma da hitap etmiyordu zaten. O yüzden verdim. Mesela o köpeğin soyunu bitirdim. Geri kalan bütün köpeklerimin soyu hepsi devam ediyor. Peki Akif abi sahiplendirdiğin köpekler gittikleri sürüde sana negatif dönüşler sağlıyorlar mı? Mesela pozitif veriyorsun. Dönüyorlar. Hiç böyle şöyle çıktı böyle çıktı abi bu olmuyor bu köpek falan ya, diye. Ya olabilir. Bunlar fabrika üretimi değil. Ben... Ne gibi çözümler üretiyorsun bu durumda? Getir köpeği yenisini verelim. Garantili mi? Tabii canım. Hayvanın garantisi olmaz diyorlar. Bizde var abi. Allah Allah. Allah bizde var. Verdiğim köpek eğer sürüde baktın hiç yapmadı. Götür bak büyüt beğenmedin al gel. Benim işime geliyor hazır büyütmüş oluyor. Peki sen adama diyemez misin kardeşim sen bunun yok, eğitimini şey yanlış yok yapmışsın falan. Öyle bir şey olunca hakimiyetin olmuyorsun işte. Yani bu köpek ne yaparsan yap zaten doğuştan eğitimli köpekler olarak biliyorum evet. Kangalları Türk çoban köpeklerini. Gittiği sürüde zaten hiçbir şey yapmana gerek yok. Enikken sürünün yanına koy. Ya tabii bak öyle olmuyor. Ha, onu yani, öyle bir şey yok. Onu öğrenmek istiyorum. Şimdi ben malzemeyi topluyorum. Kanatlarını sana veriyorum. Bunu da yemeğe pişirmek de sana kalıyor. Sen şimdi yavruyu tutarsan küçücükken dağa götürürsen kurda gönderirsen hayvan yılar. Yılma dediğimiz bir şey var. Hmm. Yavruyken bunu gençlik döneminde çok idare etmen gerekiyor. Yani bir yıl dönemde. Hani dayak yedirmemen gerekiyor. Kurttan görmemesi gerekiyor. Korkmaması gerekiyor. Ondan sonra bir yaşından sonra onu tutamazsın. Ha, travma olmayacak köpekte. Tabii, tabii. Kurda denk gelip kurt kovalayacak çocuk, belki köpeği 18 falan. Yaşına kadar dayak yiye yiye büyürse o çocuk herkesten korkar. Peki bu süreci nasıl aşıyor abi? Adam ona dikkat edecek o, işte. O en iyi nasıl alıştıracak o sürüye? O nasıl dikkat edecek? Mesela kendi sürüsünde yetişkin köpekler varsa onların yanına yetiştirecektir. Ha, tek başına götürecek.
götürmeyecek zaten. Tabii tek başına götürmeyecek. Dayak yedirmeyecek köpeğe. Öyle olur. Yani bunu hemen şu yavruyu verdim bak, bu Herkül'ün oğlu. Tabii zaten şu yaşta yenik sürüye gitmez yani. Bak şöyle bu simit kuyruk babası gibi değil. Şöyle yapayım. Herkül gibi olacak ha. Daha iyisi olsun inşallah. Renk yavaştan sarıya çeker mi bunun da? Yok yok, bu açmaz. Açmaz mı? Açmaz, hayır. Herkül'de çünkü sarı arkada yoğun bir sarı var. O normali. Ama şuralarda beyazlık geliyor. Şuralarda değişir mi? Bu babasının aynısı olur. Babasının aynısı olur. Hiç değişmez. Bir de bunun diş yapısına bakalım. Vallahi kardeşlerini gönderdik bunların. Vallahi İstanbul'da benden rahatlar. Hepsi villada yaşıyorlar. Kapar mı elimi? Parçalar. Döş bile atar bu. Oh mis. Tertemiz. Ama gerçekten güzel köpekler. Ya bu böyle köpekler üretmek de, yavrular üretmek de işte soy takip dediğimiz olaydan kaynaklanıyor. Yani her köpekten böyle. Kaç tane var böyle enik abi elinde? Vallahi bir tane bu kaldı. Öbürleri gitti hep. Hepsini... Kalmaz zaten. Bunu yok, da zor kalma. Saklarsın elinde. Bunu da Hüseyin yukarı ev var ya şurada. Onun altına saklamış. Orada bakıyor. Burada kasada, değil. Kasada bakıyoruz. Aynen. Banka kasasında. Onu orada bakıyoruz. Akif abi devam edelim mi şöyle? Edelim. Bu arada sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz ki Ala Türkiye YouTube kanalı çeşitlilik konusunda hayvanlar aleminin tamamına hitap eden bir kanal haline geldi. Ama ısrarla diyorsunuz ki ben sadece güvercin videoları izlemek istiyorum ve cep telefonuyla çekilmiş videoları da izlemeyi seviyorum diyorsanız Ala Tube YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz. Ala Tube YouTube kanalı da Ala Türkiye'nin bir yan kuruluşudur. O da hızla büyümeye devam ediyor diyelim ve hadi devam edelim. Sana şey anlatmak istiyorum. O dediğim, o yaşlı kangalı. Ona gidelim abi, aynen. Onu göstereceğim. O terk edilmek üzere sahip çıktım o köpeğe. Antika mı diyorsun? Antikanın da antikası. Köpeği gördüğün zaman hak vereceksin. Şimdi o kadar köpek gördün, kangaldan anlamaya başlamışsındır ilk önce. Yok abi, ben kangalla ilgili yorum yapmıyorum. Ne yapıyorsun? Video çekip gidiyor mu diyorsun? Video çekip gidiyoruz abi biz. Ya biz kangalla ilgili yorum yapınca... Yapma canım. Göre göre göz aşinası olmuştur. Ha bak şimdi Herkül'e kangal. Ben yine görmesem yine kangal diyemem abi. Çünkü hani sen kangal demesen ben yine kangal olduğunu düşünmem ama... Herkül çok güzel bir köpek. Herkül gerçekten belli. Efsane bir köpek. Bak şimdi o yaşlı köpeğe getireceğim. Gördüğün zaman yani hani safın safı, antikanın antikası, tarihi sevdikleri köpeklerin en iyisi Garip. Şu an getiriyorum. Şu an gelen köpek Garip isimli köpeğimiz. Kafa yapısını görüyor musun köpeğin? Bu köpek 12 yaşında. Abi ama kangal dedin de yüz rengi, kafa rengi falan böyle vücut renginden farklı olması... Bir dezavantaj oluşturuyor mu ırk standartları açısından? Kafasının rengi ne? O yaşlılıktan ağırdı ya. He ağırmış. Tabii canım. Ağırmadan dolayı böyle. Tabii canım, ağırmış. Baksana köpeğe. Yaşlılıkta. Mesela yani yüzünde şu renkleri barındıran bir köpeğe de kangal diyebiliriz. Beyazdı, yaşlılık beyazdı o. Bunun rengi gök dediğimiz yani. O yaşlılıktan. Çok cesur bir köpek, 12 yaşında. Kafeslere sal bak. Ya Herkül'e götür, Herkül'e diklenecek bak beyaz. Allah Allah. Bak 12 yaşındaki köpek Herkül'e diklenecek. 12 yaşındaki köpek 2 yaşındaki makine Herkül'e. Bak. Getir. Bak. Bak. Hiç geri adım atıyor mu? Bak. Gördün mü köpeği? Karşısındaki de Herkül yani. Herkül alfa bir köpek abi. Evet. Köpeğin cesurluğunu anladın mı? Demek istediğimi. Kamışını da düzeltebilirsen bunun üzerine. Aynen kamış. Hayalim bir tane yavrusunu alabilmek işte. Bunun yavrusundan bir tane alabilmek. Benim hayalim o işte. Yani bu köpeğin bir soyunu devam ettirebilirsek işte. Daha getirdiğimizde perişan haldeydi yani. Üstünde bir gram et yok. Şu an bu köpeği değerlendiremezsin. Köpek 12 yaşında, yaşlılık döneminde. Ama yani her yine şey... de şu açtığı zaman dümdüz durduğunu görebiliyorsun. Çok bak, hala cesur köpek. Korkuyor mu köpek? Korkmuyor. Tırnak konusunda da... Onlar artık zaten oluyor da olmuyor. Sen zaten çok takmıyorsun. Tırnağı çok takmıyorsun ama. Aynen, ben köpeğe bakıyorum artık. O zaman özellikle izleyicilerimize söyleyelim. Kangal sahiplenirken tırnak konusunu kafaya çok takmıyorsun. Yok canım ondan. Olmasa daha iyi yani. Arazide yani şey olmasın. Olmaması diye. Daha iyi. Sence bahçesine koruma amaçlı köpek alacak birisi kangal almalı mı? Doğru bir tercih midir? Doğru bir tercih. Yani ailesini, çoluğunu, çocuğunu rahat emanet edebilecek bu köpek. Bunu diğer köpek ırklarını da göz önünde bulundurarak tabii da söylüyorsun. Tabii en iyisi abi. Mesela bir Rottweiler, bir Presa Canario örnek veriyorum. Bunların güzel... Abi dünya üzerinde çocuk parçalayan, insan saldıran köpek kangal yok ki. Yani ecdadı temiz. Aynı Türk gibi. Evet. Vukuatsız köpek diyorsun. Irkı ya. Tertemiz vukuatsız yani, bir köpek. Türk kangalı. Bu da evet Türk karakteri taşıyan. Sinirlenince tam sinirlenen. Aynen. Sinirlenince tam sinirlenen. Aynen. Nokta yumruğunu koymayı iyi bilen gerçekten aynen. Milli ırkımız kangallar. Böyle kangal konusunda da sen şimdi mesela şu köpek kangal diyorsun ya. Evet. Sen bu köpeğe kangal dedikçe benim içim rahatlıyor. Ben de aynı şekilde. Bir yerlerde orijinal köpekler varsa olur abi. Ben şu köpeği buldum, altın bulmuş sandım biliyor musun sen? Şu köpeği buldum, altın bulmuş sandım. Yani. Böyle bir köpek yok yani. Altının iyisini sarraf bilir. Ben hemen aldım geldim. Aynen. Çok
Garibi gördün 12 yaşındaki köpeği. Çok Garibi görünce aklıma Köroğlu'nun bir sözü geliyor. Adamın kötüsü beylik, cevherin ise çöplükte gezermiş. Garip de öyle işte, biz de çöplükten aldık getirdik buraya. İnşallah darısı yavrularına diyelim. İnşallah. Abi. Akif abi şimdi diğer mesela köpeğimiz geldi. Mesela bu da Rüzgar, kendi ürettiğim köpekler. Rüzgar'ı geçen sefer görmüş müydük? Görmedin. Bak çok iri, çok düzgün, çok fiziksel bir köpek. Yani fiziksel özellikleri Kangal'la aynı, basar. Peki bu kadar bacak boyunun mesela yüksek bir köpek bacak evet, boyu değil mi? Evet. Bacak boyunun yüksek olması koşma konusunda performansta zorluk yaratır mı? Yok yaratmaz. Köpeğin sadece... Hani normalden bir 3-4 santim fazlası var diyebilir miyiz bacak var, boyu için benim tahminimce? Mesela bu köpek 90 santim var. Çok rahat var. Ama köpeğin koşabilmesi için basarlarının düzgün olması lazım. En baştaki özellik o. Çünkü kendini öne atarak, arka ayaklarıyla aynen atarak öyle koşuyorlar. Aynen öyle. Bir de koşarken bu arka ayakların ön ayaklarının arasından öne geliyor herhalde. Tabii. Öyle bir şey de var. Arkası bozulsa köpek zaten koşamaz. Bitti. İstediği kadar iyi olsun. Hiçbir önemi yok köpeğin. Bu köpekle ilgili tüyde birazcık herhalde. Ama çok yakışıklı, çok güzel. Yani Anadolu çoban köpeği beslediğimiz Kangal tarif. Kangal değil bu arada. Yok, Anadolu çoban köpeği bu köpek. O da neyden? Kafa yapısından? Soyu, kafa yapısı. Babası Poyraz. Ya şimdi şu köpeği görüyorsun ya. Vallahi ben bu köpeğe neredeyse 100 bin lira harcadık yani. Biz o zaman bunun babasını 25 bin liraya aldım. O zaman Amarok 100 bin liraydı. Amarok şu an 600 bin lira oldu. Araba örnek ver yani. Dedesi kezen aynı keza. Bunun dedesi hani Oktay Çiftçi çektiniz herhalde değil mi Oktay abi? Yok. Çekmedi. Onda mesela büyük köpek de var. Anne tarafı oradan. Bizim Araz'ın kızı. Babası da Poyraz. Benim severek ürettiğim güzel köpekler. Hem büyük hem fiziksel özellikleri çok düzgün çıkıyor. Peki bu köpeğe birisi çıkıp başka bir yerde bir başka birinin elinde bu köpek olsaydı. Bu köpeğe çıkıp Kangal dese hangi sebeplerden dolayı Kangal derdi? Çünkü der abi. Kangal'a yakın bir köpek. Hangi sebeplerden dolayı Kangal derlerdi? Bir kere tüy yapısı. Mesela hani renk. Kangal'da bahsediyoruz hani çift pot. Yani köpeğin şurayı çekmezsen, şurasını çekmezsen zaten bu köpek kuyruk sarıyor. Şu şekilde sarıyor. Şöyle yaparsan bu köpeğe Kangal dersin. Kafayı görme. Kafayı görme. Kangal dersin. Ama köpeklerde de anatomi kafadan başlar. Evet, kafadan başladığı için Kangal değil. En önemlisi bir evet, köpeğin Kangal olup olmadığını anlamak için kafadan başlıyoruz. Aynen, kafadan başlıyoruz. Bunlar Malaklılar gibi çok dudaklı, çok alın toplu köpekler değil. Bunlar boru ağız dediğimiz köpekler. Boru mu? Evet, yani kalın ağız. İnce ağız değil. O türde köpekler. Bunlar Kangal'dan sonra sürüde de görev yapabilen en iyi köpekler diyebilirim. Malaklılardan, Kangal'dan sonra. Malaklıların da tabii sürüde hani Malaklılar sürüde çok bir performans bekleyemezler. Yoğun olarak alan koruma konusunda, alan koruma bölgesel köpeği korumada şeyler çünkü hantal köpekler. Hantal köpekler. Malaklılar en güzel böyle fabrika, bahçelerde falan hani böyle gösterişli, elli ayaklı, bombur bombur köpek seven insanlar için besleyebilirler. Ya yanılıyor muyum bilmiyorum ama Malaklılar kilo olarak, kemik yapısı olarak, kas yapısı olarak bunlardan daha iriler. Sana. Ama tabii daha iri olması koşma konusunda da bir avantaj sağlayacağı anlamına gelmiyor. Hiç dezavantaj. Dezavantaj. Değil mi? Ya şimdi bu kurt ne kadar bu hayvan? 50 kiloluk civarında. Bundan daha küçük. Bundan daha küçük, biraz daha küçük. Boyu da 80-85 civarında olan bir hayvan. Onun süratiyle bu 1 metre 90 santimlik köpeğin süratı biri değil. O daha hızlı, daha çevik. Bu köpekler o zaman yetişemezdi. Malaklı zaten burada yetişemez. Bir de zaten hep söylediğimiz gibi kurt dediğin her daim abi, idman yapan sadece köpek. Kangal diyorum yani. Bak, Kangal, Akbaş ve Kangal'a yakın çoban köpekleri bu abi. Anlatabiliyor muyum? Her Anadolu çoban köpeği değil diyorsun. Hayır, Kangal'a yakın Anadolu çoban köpekleri. O da ırkında kurtçuluk varsa yani o şekilde boğabilir. Fiziği de zaten bu şekilde olması lazım. Bir köpeğin kurt boğabilmesi yani düzgün bir fizikte olması lazım. Arka ayaklarına bozuk olmaması peki lazım. Peki bir sürüde diyelim ki sürüdeki köpek çok iyi, kurt boğamıyor. Bu kötü bir çoban köpeği olduğu anlamına mı geliyor? Yok. Kurt mesela boğamıyor. Ya kurt, köpek kurt boğamaya gücü yetmiyor. Koyunları sürüye kaptırmıyorsa iyi bir köpektir. Kurt boğup boğmasını bir önemi yok. Hani kurdu püskürtme cesaretine sahip tabii olan canım, bizim kurtçu dediğimiz o zaten. Köpek sürüye kurdu yaklaştırmıyorsa köpek kurtçudur. Bitti. Bitti. Daha boğmasını, ötesi yok. Boğmasını boğması da önemli yani değil ya. Boğmasını da zaten. Boğmasını zaten gerek yok. Önemli olan ne? Koyunu kurda kaptırmamak. Bitti. Köpeğin görevi o. Daha şaşırıp kurt kovalamanın bir anlamı yok yani. Gerek aynen yok. Gereksiz yormasını kendisini. Maceraya gerek yok. Asli görevini yapsın yeter. Akif abi şimdi belki bazı izleyicilerimiz şey diyebilir ya aynı muhabbetleri tekrarlıyorsunuz falan diyebilir ama bu muhabbetleri devamlı yapmak zaten güzel olan. O yüzden ben şey soracağım. Tekrardan bu videoda seni ilk kez izleyen izleyicilerimiz olabilir. Mesela şu kafes sistemleriyle ilgili senin buradaki bu düzenle ilgili biraz bilgilendirir misin bizi? Şimdi bizim kafeslerimiz 8'e 3. Öyle görelim mi abi? Burası 3 metre uzunluğunda. Bizim kafeslerimiz oldukça büyük. Burası 3 metre, içerisi 8 metre.
Yani köpek buradan hiç çıkmasa bile rahatça gezer, hareketini sağlayabilecek bir genişliğe sahip. Peki bunları düzenli olarak dışarı çıkartıp koşturuyor musun? Tabii canım. Periyotlarda? Ya zaten yarısı sürüye gidiyor, gönderiyoruz. Ya da bırakıyoruz, arazide geziyorlar, geri geliyorlar. Kaçlı ekipler halinde gezdiriyorsun? Genelde tek. Şimdi iki tane olduğu zaman sıkıntı oluyor. Bu sefer de ta gidiyor, dağın tepesinde köpekleri boğmaya gidiyorlar. Diğer sürü köpeklerine, aynen, tek olunca biz de kontrol altında oluyor, fazla gitmiyorlar. Mesela burada böyle bir sistemler yapmışsın. Evet. Mesela çok mesela bir malahlı köpeği. Eğer köpek çok saldırgansa, hani çalışan korkuyorsa, bunu buradan açar. Bura dışarı dönüyor. Evet. He, bu dönen sistemlerden. Biz çoktan beri kullanmadığımız için. Burası dönüyor, dışarı çıkarıyor. Buradan yemeğini suyunu verebilirsin. Sizin mevzunuz içeriye girip bir zaten ilgilenerek hayvanlarla. Hani saldırgan köpekler oluyordu bazen. O yüzden. Eskiden şu üstlerden atlıyorlar. Orayı ben, hala devam mı abi? Hala devam ediyor. Buradan at, mesela Herkül buradan çıkıyor. Şimdi sana şuraya Herkül'ü koyacağım. Bak, oradan atlayıp dışarı çıkacak. Allah Allah, Herkül oradan çıkıyor mu dışarıya? Video çeker misin öyle? Yapalım hadi abi. Tamam. Gel. Merak ettim. Şu Herkül'ün... malahlıyı da göstereyim. Atikliğinden de. Bak, bu malahı da buradan çıkıyor. Aa, bak bu da çok güzelmiş, evet abi. Bunu geçen çekme dedik. Bu hani geçen bir video çekmişsin Aksaray'a, duman soyu diyorsun. Sen çekmişsin. Fatih. Hayır, aynı soydan olan bir köpek. Şöyle çek oğlum abi. Malaklı özelliklerini taşıyan bir köpek. Birebir. Gel. Gel birebir. Çok kalın. Ama işte dediğim gibi, yani şu cüssede bir köpeğin hani diğer gösterdiğin kangallara göre sürüde çok iri, peşinde çok koşması ağır falan biraz zor. Tabii yok. Bak, bunu oturttur oğlum. Otur oğlum. Duman otur. Gördün mü? Yani diğer köpeklerden. Şu ağza bir bakalım mı abi, şu malakları? Ağzı. Ayağını düzelt de tam otursun oğlum. Gördün mü bak? Az önceki tarif ettiğim köpeklerle tamamen alakası yok. Kafaya bak. Şimdi gördün mü bak, dudak. Kafanın büyüklüğü çok güzel. El, yani ayak, döş. Hani insanlar şey istiyorlar ya bazıları, ya çok böyle büyük ihtişamlı, aynen, köpekler, o köpekler olsun bunlar. Bahçemde dursun, aynen, bağlayayım. Bir de malaklar içinde soyu çok temiz. Hani şaibesi olmayan bir köpekler. Böyle bunların bir şey... tek bir huyunu sevmiyorum. Soy alakalı bir şey. Duman soyu diyoruz bunlara. Bunlar böyle tasmayla tuttuğun zaman devamlı ileri basar. Hani kangal gibi böyle kafayı kaldırayım, hani bir poz vereyim. Bir özelliği yok. Hani bunu dışarıya bırak, geçsin daha iyi gezer. Çöz oğlum. Bak şimdi köpek daha farklı bir köpek olacak. Şimdi çek. Kaç. Bak gördün mü? Şimdi elimizdeki tuttuğumuz köpekten farklı bir köpek oldu, gördün mü? Bak az önce elimizdeki tuttuğumuz köpekten daha farklı. Kendini sergilemeye başladı. Aynen. Kafayı kaldırıyor. Bunu bırak seyret. Bak yine basarlar aynı. Kangal gibi bozuk değil. Bizde bozuk köpek olmaz. Çok daha tık ama bu 3 metrelik kafeslerden çıkıyor. Ben şimdi sana Herkül'ü buraya bırakacağım, çek. Olur, deneyelim. Burası 2 metrenin Herkül'le üzerinde. Herkül'le bunu aynı anda açamıyorsunuz. Yok herhalde. Yok, mümkün değil. O zaman birini kaybederiz. Hangisini kaybederiz abi? Allah bilir. Kaybetmeyelim ya, bunlar canlar yani, abi. O yüzden kardeş biz gözümüz gibi bakıyoruz. Aynen, gözünüz gibi bakın abi bunları. Aynen. Her biri, çünkü köpekler diğer hayvanlara, aynen, göre zaten ayrı bir güzeller. Bunların her biri can, bir yerlerinin kanamasını bile istemem yani. Aynen, biz de o şekilde. Deneyelim mi abi, şimdi bunu o zaman oğlum alalım. Herkül'ü bir koyalım içeriye. Tamam. Oradan Poyraz'ı almamız lazım. Poyraz'ı nereye koyalım? Herkül çökebilir ona. Bak şimdi Herkül'ü buraya koyacağız kardeşim. Herkül de her yere saldırıyor ya. Çıkartmıştın simsiyah. Ilgaz. Ilgaz mıydı o? O duruyor. Duruyor mu? Duruyor. Bak şimdi kara kızı da getir. Getir oğlum. Koy onu da. Bu da yeni doğum yaptı. Geçen ben çektim video, YouTube'a attıydım. Buradan çıkıyorlar. Şimdi ne yapacağım biliyor musun Hüseyin? Deli kızı bırak. Deli kızı dışarıya bırak. Sen ufak bir oyun çevirdin. Tabii. Burada. Onu görünce şimdi hepsi dışarı çıkacaklar. Allah Allah. Tabii. Deli kızın nesi var? Gel. Bak çek. Bak şimdi. Gel. Şimdi birazdan çıkarlar oradan. Bak. Çek. Harbi çıkacak mı oradan? Çıkacak abi? Şimdi bak. İyi bak. Bak. Gördün mü? Hoppa. Yok artık ya. Yemin ediyorum böyle, yani bu kadar alışırlar. Çok atik köpekler. Çok... Şimdi Herkül de çıkar biraz. İşte aynı hayvanı arazide düşün mesela. Aynen böyle. Öyle. Ya buradan çıkıyor köpek. Sağda solda. Tabii. uçurumda düşün böyle yani. Nerelerde neyin üstesinden gelir. Şimdi Herkül de çıkacak. Herkül daha bir şey çıkar ama atik çıkar. Atel! Gel i̇şte Herkül! Yani. Gel! Herkül! Gel! Bir çıldırmasına bakar ya. Haydi oğlum! Aha. Haydi babam! Aha. Koş! Aslan benim! Haydi oğlum! Gördün mü?
gitti. Abi gerçekten senin bu hayvanları kafeste zapt etmek çok zor. Yani. Demiri ben buraya geçtim parçalarlar... bağırdım ya benim sesime geliyor. He, demiri de parçalarlar. Geçtiğimiz videoda biri kapıyı parçaladı ya. Ya bir tanesi. Bizim köpek de çok güçlü. Ayağı güçlü. Bunlar kapıyı da parçalar, demiri de parçalar. Yerin altını kazar da çıkar. Her şeyi yapar abi bunlar. Mücadeleci bir hayvanlar. O yüzden senin de sorumluluğun daha ağır. Aynen. Yani bu konuda. Ve seviyorum böyle ya. Yırtıcı, kırıcı, vurucu. Burada diğer kangallarımız var abi. Evet bunları işte yeni aldık. Yarın çubuk pazarına götüreceğiz. Satacağız. Bunlar buzağlar. Bu işler nasıl gidiyor abi? Türkiye'de durum nedir? Hayvancılığa uzak olduğum için. Sıkıntı hani... çok ya. Maliyetler çok yüksek. Soracağım soruyu da bilmiyorum aslında. Evet, yem fiyatları çok yükseldi. Bunlar kaç aylık abi? Bunlar 4 aylık, 3 aylık buzağlar. Bunlar bu yaşta kesime gidiyorlar mı? Yok yok. Bunları biz köylerden gitmez, topluyoruz. Bunları besicilere veriyoruz. Bunlar 1 yıl bakılıyor, besleniyor. Ondan sonra kesime gidiyor. Bunların 1 yılı var. Dişler damızlık oluyor. Ama şu son dönemde yani damızlık hayvanlar da kesiliyor zaten. Benim de var mesela 100 tane damızlık. Hep kesime gidecek. Maddi abi şimdi 100 liralık yem 400 lira oldu. Tamam. 10 liralık hayvanda 20 lira oldu ama hayvan %100 arttı, girdi %400 arttı. Aynen. Üretmenin bir anlamı yok yani. Şu an burada kaç tane var abi? Bunları al sat yapıyorsun sen. Bunları al sat yapıyoruz. Ne o iş nasıl abi? Karlı mı? Biz günümüzde çok özel şeylere, konulara girmeden şahsınızda. Ya karımız olmasa yapmayız tabii. İyi kötü karımız olacak tabii. Ne kadar nasıl kazandırıyor mesela ya abi? Şimdi günümüzde şöyle oluyor. Bir insan yapmak istesek yani bunu 2 tane, 3 tane alıp günlük satarsan para kazanamazsın. Şimdi bunu mesela buraya biz dün aldıklarım da var. Onlar da gelecekti. Buraya bir 30-40 tane yapıyoruz. Para bağlıyoruz. Ha örnek vereyim. Hayvan başı 500 lira kalsa 20 bin lira kalmış oluyor. Anlıyor musun? He sen öyle çok 3 tane hayvandan 2'şer bin lira kazanayım derdin. Öyle bir şey yok yani. Zaten. Öyle bir ticaret yok zaten. Ama şimdi şunu 3 tane alıp pazara götürürsen zaten buradan Ankara'ya araba 1 milyar yakıyor. 1 milyar da köyden almaya getirdin 2000 lira. 1 lira kazansan 1 lira kalıyor uğraştığına değmez yani. Yani evet doğru. Çok yapman lazım ki bir şey olsun yani. Peki alayım desem mesela bunlar ne zamandır sende? Bunları dün geldi. Ha dün geldi ha, daha. Ha dün geldi. Sen yarın götüreceksin. Ha yarın götürüp vereceğiz. Peki tanesini ne kadar aldın abi? Bunları üst üste onara geldiler. Onar dişi erkek karışık. Evet. Onar bin liraya geldi evet, hepsi. Onar bin liraya geldi. Buraya ne kadar bağladın şu an? Buraya 100 bin lira. 100 bin lira şuraya bağladın. Şu kadar bir avuç şey 100 bin lira. Yarın da 105'e sattım. Eyvallah Allah bereket versin. Bereket geçen versin. Sene bu hayvanlar 50 bin lira tutuyordu. Bu sene 100 bin lira. Yani bakacak yerim varsa hayvanları da doğru muhafaza edebilecek şartlara sahipsen aslında hayvancılık konusunda alım satımda bu zamanda yapılabilecek işlerden ya bu zamanda yapan stresi çok bir de çok artık çok para istiyor. Yani hayvan fiyatları çok yükseldi. Tamam hayvan fiyatları çok yükseldi ama girdiler onun daha çok yükseldi. Sattın bir şey alamıyorsun. Alam. Yani şu an paraya bir şey etmiyor. Aynen elinde, aha, elinde malın varsa. Şu kartal ya sıradan bir araba. 100 bin lira mı ne diyorlar ya? Tabii, aynen aynen. Ben şu arabayı aldım o zaman 100 liraya aldım. Anlıyor musun? O işte Herkül çiftlik ona ait. Benden sonra patron o. Buranın ağası. He benden sonra o geliyor. Bak gitti suyun içine yattı. Oh keyfe bak. Abi sponsor Olah benden çıkıyor. Nasıl oluyor sponsor senden ya? Sıkıntıya bak abi. Çok büyük evet. Sıkıntı. Sevgili arkadaşlar bir tane oğlak var yanımızda. Bir tarafımda Akif Metin, bir tarafımda da Akif Metin'in çiftliğinde bütün emektar, bütün her şeyle ilgilenen Hüseyin var. Hüseyin dedi ki burada öyle bir köpek var ki dedi. Daha önce bunu çok gittiğimiz yerde duyuyoruz Akif abi ama Hüseyin dedi ki o köpeğe elini sürene dedi. Hatta elini sürene değil belli bir seviyeye yaklaşana bile dedin. Evet. Oğlağımı hediye ediyorum dedim. Bu senin oğlan. Hediye. Bir tek sen mi yanaşıyorsun o köpeğe? Bir tek ben yanaşıyorum. Başka kimse yanaşamıyor. Tek mar varlığım bu da ya. O sıkıntı. İtten konuşup gelmem köpek. Lazım oğlum. Mar varlığım sen gidersin sen de gidersin. Köpeğin hikayesi ne? Oğlan hikayesi ne Hüseyin? Oğla bir tane akbaş yavru getirdiydim. Oradan gittim bunu aldım. Bu da böyle geziyor benimle. Köpeğin hikayesi ne? Köpek 3 ay burada. Mesela buraya geldi köpek. 3 ay durdu 3 ay sonra alıştı. Dehşet bir köpek. Köpeği Allah Allah. Anlasana kimin getirdiğini. Köpeği bir aile getirdi abi. Ailede sadece 3 kişiyi görmüş köpek. Bir tane kız çocuğunu, babayı, anneyi görmüş. Başka hiç kimseyi görmemiş. Köpek dışarıyı bilmiyor. Evde büyümüş. Köpek manyak bir köpek zaten. Yatıyor. Köpeği şimdi dışarı çıkartacak. Yanaşabilen oğlak alacak. Oğlak ala Türkiye'nin. Sonra sen mi denersin ben mi deneyim? İkimiz de deneyip gerçi ya. Ya oğlan. Sen oğlanı kucağına al da. Tamam. He. Hadi o gidelim. Kaçmasın şimdi. Çekme oğlanı. Aynen. Yapacak bir şey yok abi. Allah Türkiye'de evet. Ben kameramandan olacağım. An, o da var. Şu an ekip olarak ilerliyoruz. Oğlan menajeri. Oğlan sponsor yok, menajeri. Yok oğlan benim ya. Sponsor değil ya. Hayır çıkıyor videoda. Aynen oğlan tutucu. Menajer. Yok menajer. Yeni tuttum. Baktım bir tane hayvanım olunca hemen adam tuttum abi. Al oğlan. 100 hayvana bir adam tutuyor. Sen bir oğlağa bir hayvan. Aynen abi. Burada. Hangisi? Böyle değil. Ha, dur. Bir anda geldi ya uçar direkt. O yüzden sıkıntı köpek. Başını mı okşayacağız sadece? Aynen. Ama tamam. Tamam başını okşayacaksın. Kopa elim varsa. Çekil çeksene. Bir
anda bir şey olduğu zaman bir kafesin içine fırlayın direkt. Ben sağlam tutmaya çalışacağım kopağı. Baktın elinden kurtuldu, kafese kaç direkt. Ama biraz kafese yakın durun siz de. Hepinize Allah... Şimdi Akif ailenizi abi, arayın. Senin çiftliğinde bir şey ilk kez mi deneyeceğiz kopeğe, böyle? Kopeğe çıkaracağız kopeğe. İlk kez böyle bir şey mi deneyeceğiz abi? Normalde hiç kimse yapmıyor sana korkmasın diye kopeğe çoğursak. Akif abi, şimdi herkes ailesinden vedalaşsın. 5 dakika mola. 5 dakika ben geliyorum vedalaşın. Valla böyle bir iddiayı ilk kez duydum. Hadi alıp geliyorum abi. Ben Soner... Şive de efsane biliyorum. Yani Soner yaklaşabilir mi onu düşünüyorum. Ben yaklaşabilir miyim? Hatta istiyorsan iddiaya seni de dahil edelim abi. Sen de dene. Ben paramı yüzümden kazanıyorum. Bana alıştı ya, pek seslemiyor. Elimi almadım hiç ben de. Afet'te saldırmıyor artık. İçeride. He, dışarıdan saldırmıyor diyorsun. E abi hani bir şey yok. Gayet sonu. Gayet sakin bir şekilde. Önce elimi koklatacağım. Sen önce gireceksin içeri. Tamam, ben unutacağım. Sen içerideyken duruyor mu sende? Bende durur. Sadece zaten bir bana alışkın. Başka herkese saldırır. Allah Allah. Aynen, başka herkese. Bu kopağı dışarı ilk defa ben çıkardım. Ama 3 ay oldu gelelim. 3 aydır dehşet bir şey ya. 3 ayda alıştı bir köpek. Bunun duman. Duman. Aynen. O zaman... Akif abi çıkar diyorum. Biz dışarı çıkalım. Sen çıkmayacaksın. Sen nasıl bırakıp gidiyorsun bizi? Soner çok iddialı. Hadi o zaman. Tamam, herkes çıksın Akif abi. Giderken bir kişiyi götürsün, 5 kişiyi götürmesin bari abi. Sıkıntı orada. Ben de şimdi bilemedim hayvanı. Şu kafese giriyorum ben de. Sen yine de kafese bir şey oldu mu? Kendin insanların derdi ne diyor? Soner. Akif abi, bir çiftlik dolusu adam bir kafese tıkan köpek. Şöyle yapıyorum, Akif abi, siz kafestesiniz de size saldırtıracağım kopağı. Siz buldurun. Dur abi, şöyle dursun da ben de gireyim birazdan. Aa, sonu. Abi, harbi bu kadar kötü mü Akif abi? Bir dakika. Elimden dönüyor mu? Hüseyin dönüyor mu? Dönüyor. Sana dönüyor mu? Yok, sana dönmez. He, sana dönmüyor mu? Sıkıntı yok. Yemin ederim. Bak böyle bir şey ilk kez yaşadım, yemin ederim. Şimdi ben... 2, 4, 6 tane adamı bir kafese tıkan köpek, yemin ediyorum bunun korkusundan girdik. Ben niye girdim? Ben ısırmaz ki. Seni ısırmaz mı abi? Yok canım. Belli mi olur? Şurayı kitle ha, kitle şurayı. Ben de bir çıkayım abi yavaşça, bir dakika. Şu kapı açık dursun da. Hüseyin çok sağlam tutuyor musun? Sıkıntı yok. Ben bunun başını okşayacağım. Tamam. Sevgi her şeyi yener arkadaşlar. Aynen, o her şeyi keçi için. Aynen, her şeyi keçi için. Bağlıyorum abi. Sağlam mı abi o? Tasmayı sıyırır mı? Yok, sıyırmıyor. Bırakıyorum ben. Ben gerisindeyim kopa. Hüseyin, onu da boynuna tak istersen, yine tutarız kaçarsa tamam. Falan. Zinciri minciri kırarsa en azından tutarız abi. Hüseyin, gel birlikte yanaşalım. Sahne. Gel birlikte yanaşalım. Yanaşalım. Ayıp olur. Ama yanaşırsa... Senin yanındayken yanaşsam sıkıntı olur mu? Sıkıntı olabilir. Daha çok kıskanıyor, daha çok saldırıyor. Harbi mi? Gel bakayım. O konu da çok tehlikeli. Duman. Bize piton, aslan, köpek fark etmez. Sakat. Bak yanaştım, yanındayım. Arın hiçbir yapmıyor. Gel hadi. Gelmiyor ki köpeğe. Geliyorum ben yanına. Köpek gelmiyor. Sen yanına git. Hadi sen yanına gideceksin. Hey. Gel hadi gel. Gel hadi öperim. Öperim mi? Sonra sen yanaşırsın. Ne? Yanaşırsın, valla yanaşırsın. Hayır. Tamam gel oğlum, gel. Tamam gel oğlum, gel buraya, tamam. Ne? Hıh.
Evet abi. Adam kurban. Hayır. Hayır. Adam kurban ediyor abi. Akif abi zorla ısıtıracaksın. Öyle uğraşma, koyayım kopar daha iyi abi. Diğer şekilde yanaşırım. Diğer şekilde yanaşırım daha iyi. Gel. Çok oynayacak ya. Ayki abi seni biliyor. Dostum. Hey. Aslında payı yok sana. Gir. Duman. Çök bir. Duman. Hadi. Yapma yapma dur bir değsin ya. Yo abi sıkıntı yok. Duman. Sözümüzdeyiz. Sıkıntı yok. Hatta arabaya ben yükleyeceğim abi ola. Hiç he? Sıkıntı yok. Ellesem yeterli değil mi? Yeterli ya. Duman. Elle öbür tarafa atla. Ne yapıyorsun abi sen sanki ne yaptın? Ola git abi sıkıntı yok. Hayır hayır hayır. 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 Duman. Durma da geldik. Aynen. Ama kapacak ha. Ama kapacak. Lan hazırlandı değil mi? Şu anda yeşilleniyor abi, dişlerini fırçalıyor. Şu anda dişlerini fırçalıyor. Duman. Hey. Koçum. Bakmıyor ki bana. Gel. Hey. Evet. Refleksiyonun eşlikçi olsun. İşte bu. Oğlak gitti. Gel buraya abi. İşte bu. İşte bu. Oğlak gitti. Gel buraya. Gel gel yavrum. Oğlağı getir bana. Oğlağı getir. Menajer. Oğlağı getir. Oğlak gitti abi. Abi var ya benim reflekslerim çok iyi. Neden? Bizim Matilde var ya. Harun bu şeyi Matilde'ye borçluyum Matilde'm. Seni seviyorum. Ben sizin gazınıza geldim. Allah Allah. Sponsor seni sıktıracağım. Harun şurayı çek, şurayı çek. Al oğlanı. Harun. Oğlan aldım şöyle sesli bir yere gidelim. Oha evet. Hayırlı olsun. Evet, Hakim abi. Ne mağaz çıktı ya. Abi yanlış şeyi gördün değil mi? Demin ki Refik köpeğin o uyanıklığını falan gördün mü? Ot yedi, 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 yedi. Ondan sonra bir anda bir fırlattın. Nasıl elimi çektim ben de bilmiyorum ha. Köpek yetişemiyor. Ama çok refleksi yani hakikaten. Tam dişlerini şey yapıyordu. Evet. Koçalıyordu bir anda. Evet Harun şimdi seremoniye geldik. Keçinin oğlu. Yapacak bir şey yok abi. Ne dedik abi ama sevecek dedi. Başını okşayacaksın. 5 saniye falan sevdim başını. 5 saniye sevdim. Köpekten geldi kopağa gidiyor abi ya. Köpek yalnız tam açılıyordu. İyice sevecekti. Aynen. Köpek tam zaman köpek fark etti. Köpeğe dikkat oradaydı. O Hüseyin falan sandı herhalde. Baktı bu. Ama çok refleksi çok iyi. Lan abi başkan da mesela başka çok köpekçi geldi yanaşamadı. Harbi mi? Harbi yanaşamadı. Abi o ben çok köpekçilere benzemiyorum. Ne kadar şey varsa da sonuna kapılırdın yere gitmeseydin o da var. Tabii canım işte o da yani. Dedim ya refleks hakikaten. Alışmaz köpek. Köpek alışmıyor. Abi arkana yanaştı seni kapabilir. Ulan bizi de kaptırma sonra. Vallahi iyi diyordu. Devir teslim seni törenine geçelim. Evet abi. Aynen. Devir teslim törenine geldik. Ama Hüseyin son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Oğlanla vedalaş. Tek mal varlığını aldım. Kusura helal olsun. Hakkını helal et. Helal olsun diyorum. Alın. Ufağı takdim ediyorum. Evet abi. Yapacak bir şey yok. Söner, özgürlük senindir. Yürü. Akşam yemeği çıktı. Evet sevgili izleyiciler, efsane bir videonun sonuna geldik. Bugün Türkiye'nin ilk en büyük kangal köpekleri çiftliğindeydik. Evet. Akif Metin'in yanındaydık yine. Akif abi teşekkür ederim bizi burada misafir ettiğin için. Ayağına da sağlık. Asıl biz teşekkür ederiz. Sizler sayesinde dünyanın dört bir köşesindeki insanlar da bizim milli değerlerimiz olan Türk kangallarını seyretmiş ve evlerinde yaşamış oluyorlar. Kangal köpeğini, Türk çoban köpeklerini dünyaya daha çok duyurmak adına, daha güzel videolar yapmak adına ciddi emekler harcıyoruz. Bu şekilde de devam ediyoruz. Aynen öyle. Artık sosyal medya
diye bir şey var. İnsanlar artık YouTube'da, Instagram'da daha çok izleyebiliyorlar, daha çok görebiliyorlar. Artık televizyon artık ikinci plana düştüğü için dünya artık cebimizde oluyor. Çünkü insanlar açtığı zaman ne yazarsa yazsın daha çabuk ulaşabiliyorlar. Aynen. Yani bu da insanlara bizim de ulaşmamızın en büyük kolaylıklarından Peki, biri. Peki sana nasıl ulaşabilirler abi? Bana da Instagram'dan akihmetin18 yazarak, diğer hesabımız vardı. Şöyle değil mi? Kapandı. Şöyle diyeyim, Harun Köybaşı Instagram hesabına girip onu takip edip takip edilenlere Akif Metin yazarlarsa seni bulabilirler. Evet, Akif Metin 18 yazarsanız çıkar. Güzel bir şey kardeşim. Şöyle söyleyeyim. Zaten şahsi iletişim bilgilerini yapıyoruz. Buradaki ben insanların hiçbirini tanımıyorum. Biri Almanya'dan geldi, biri İstanbul'dan geldi, biri Ankara'dan. Ve dünyanın dört bir köşesinden insanlar ziyarete geliyorlar. Ya şöyle bir şey ya, dünyanın dört bir köşesine gitsek kapısını çalacağımız insanlar var. Bu köpekler sayesinde. Hem biz bu köpekleri tanıttık. Bu arada da biz de araya kaynayarak insanlar bizi de tanıdılar diyelim. O zaman ben de herkese videoyu izledikleri için teşekkür ederim. Sizden ricamız da Ala Türkiye YouTube kanalına abone olmanız ve benim kanalıma abone olsunlar bari. Olumlu veya olumsuz yorumlarını da mutlaka aşağıda belirtsinler. Ki bir diğerki videomuz da ona dikkat ederek buraya tekrar gelelim. Merak ettikleriniz varsa soralım. Ayrıca Akif Metin YouTube kanalına da abone olup bu çiftliğin anlık durumunu her daim sürekli videolar atıyorsun. Bu ara çekiyorum. Boş yakından takip edebilirler. Aynen. Bunu da buradan abone sayımız çok da izleyicimiz az. Olsun abi. Takılıyorum. Varlığın yeter. Amacımız kendi köpeklerimizi tanıtmak. Siz bu işin profesörüsünüz. Estağfurullah abi. Yani. Evet, o zaman yepyeni videolarda görüşmek üzere. Evet, çayımızı içelim, tatlımızı yiyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hadi görüşürüz.